Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Bu ara hocamın değindikleriyle alakalı biz de Bursa'da değişik sohbetler etmiştik. Kur'an ve sünnete tabi olmakla alakalı. Ama ben kendimce buraya gelirken başka bir şey niyet etmiştim. Niyet ettiğimi yerine getireyim inşallah. Hocam aslında güzel bir konu açtı. Kur'an ve sünnete, daha doğrusu Kur'an'a tabi olmakla alakalı. Gerçekten bu noktada sıkıntı var insanlarda. Hocamın söylediklerinin hemen hemen hepsine de katılıyorum. Bu noktada gerçekten insanlar veyahut da dinin içerisindeki değişik oluşumlar, topluluklar insanları Allah ve Resulüne davet etmiyorlar. İnsanları kendilerine davet ediyorlar. En büyük handikap, en büyük problem bu. Bir kimsenin dini tebliğ ederken, dini yaşarken insanları kendisine çağırması, davet etmesi veyahut da kendisini ortaya koyup kendisini kabartması, kendisini şişirmesi ve insanların kendisine bağlamaya çalışması. Bu büyük bir handikap. Bu tarih boyunca hep handikap olmuş. Oysa peygamberler, bütün peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de dahil hiçbir zaman kendilerine çağırmamışlar insanları. Hepsi de Allah'ın dinine çağırmışlar. Ve Allah'ın dininin yaşayıcısı ve savunucusu olmuşlar. Gerçek veliler ve mürşid-i kamiller de kendilerine davet etmemişler insanları. Onlar da Allah'ın dinine davet etmişler. Eğer böyle olursa, o zaman arada kavga gürültü çıkmamış, patırtı çıkmamış, bir problem çıkmamış. Ama genel olarak bu hatayı hep yapmışlar. Bunun yapmalarına en önemli sebep teşkil eden şey geçinmelerini yollarından ve dinlerinden yaptıklarından dolayı. Kitaplarını satmak için, CD'lerini satmak için, kendi görüş ve düşüncelerini satmak için kendilerine insan toplamışlar. Allah muhafaza eylesin. Hocam biraz böyle hani bir cümle kurdu. Hani sufiler derler ki işte mürşidin önünde ölü gibi olmak. Bunu böyle tarif ederlerken ölü yıkayıcısı gassal, gassalın önünde mevt gibi olmak derler. Tasavvufa laf söyleyenler veyahut da bu insanların yollarına laf söyleyenler bu sözün üzerinde odaklarlar her şeyi. Bu noktada müritleri gassalın önünde mevtmiş gibi düşünürler. Zaman içerisinde, tarih içerisinde bu hataları, bu kusurları işlemiş olanlar var mıdır? Evet. Var mıdır? Evet.
Bundan buradan hareket ederekten tasavvufun amacı, maksadı bu değildir. Tasavvuf gerçek manada insanları Allah'a götürmeyi hedefler. Bir kimse varoluş noktasında Allah'tan kopup gelmiş ve yine Allah'a döndürülecektir. O kimse Allah'a döndürüleceği kesin ise, dönüşü Allah'a ise, tasavvuf bu dönüş yolculuğunu dizayn etmek için uğraşır. Ve insanları Allah'a ilk yaratılıştaki saflık noktasında götürmeyi hedefler. Aslında dinlerin varoluşu, peygamberlerin gönderiliş sebebi budur. İnsanlar yine ilk yaratıldıkları temizlikte Allah'a dönmeleri gerekir. Bu konuda ayet-i kerimede Cenab-ı Hak der ki, ey nefis, Rabbine mutmain olarak dön. Emmare levvame mülhüme değil, mutmain olarak dön. Mutmain olan nefis Allah'tan razı, Allah da ondan razıdır. Ve Cenab-ı Hak der ki, sen Allah'tan razı, Allah da senden razı olarak Rabbine dön. Tasavvufun gerçek maksadı insanları Allah'tan razı ve Allah'ın da onlardan razı olduğu bir kul haline getirebilme isteğidir. İşte bunun için ehli sufiler, ehli tasavvuf kendilerince seyr-i sülük ismini taktıkları bir yol kendilerine hedeflemişler. Bu yol Kur'an, sünnet ve bu benim için öyle, evvelkilerin yolu, sonrakilerin değil, evvelkilerin yolu. Evvelkiler dedim, Hicri 300'e kadar yaşamış olan tabi'in, tebai tabi'in, imam veyahut da ehli sufinin böyle bozulmadan, fazla değişikliğe uğramadan yaşamış oldukları yol. İşte ehli tasavvuf bu yolculuğun gerçekleşebilmesi için ve bu yolculuğun selametle gidilebilmesi için bir mürşide bağlanılması gerektiğini öngörür. Eğer bir kimse bir öğretmenin öğreticiliğinde yol alması mümkün değildir. Hiç kimse genetik ilmini bir genetik öğreticisi olmadan doğru bir şekilde alması mümkün değildir. Bunu öğrenebilir mi? El cevap öğrenebilir. Teknik olarak bu kitapları okuyabilir mi? El cevap okuyabilir. Aslında okurken neyi nerede okuyacağını bilmezse birinci sınıfın kitabını birinci sınıftayken dördüncü sınıfın kitabını okursa o kimse o bilginin altında anlamayacağı için, o hale gelmediği için o bilgi onda hiç durmayacaktır. Hatta boğulabilir de. Bunun gibi insanlar bir ilim öğreneceklerse o ilimle ilimlenmiş olan bir öğreticinin elinde onu öğrenmeleri gerekir. İşte sufiye tabakası ehli sünnetin içerisinde evvelkiler tarafından kabul edilmiş bir tabakadır. Bu normalde işte hadisçiler, tefsirciler, fıkıhçılar gibi dini ilimlerin içerisinde bunlar ehli sünnet olarak kabul edilmiş. Sufiye tabakası da ehli sünnetin içerisinde kabul edilmiş bir tabakadır. Ama burada bir şerh düşerler,
bu şart da şudur. Şeriata uygun, yani Kur'an'a ve sünnete uygun ehli sufi tabakası Kur'an ve sünnet dairesinde kabul edilmiştir. Bu manada hocamın bıraktığı o bir cümleden devam edeceğim ya. Bu manada eskiler mürşidi olmayan, yani öğreticisi ve eğiticisinin olmayan bir kimsenin öğreticisi ve eğiticisinin şeytan olacağına hükmetmişler. Buna zayıf hadis diyenler de vardır. Ama buna Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözü, bazıları Beyazıt-ı Bestami'nin sözü olarak söylenir. Bu manada Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin sözü çok önemlidir. Ya eğitici ol, ya eğitilen, yani ya öğrenci ol, ya da öğreten ol. Sakın üçüncüsü olma der. O zaman her mesleğin bir öğretici, bir ustası olduğu gibi sufinin de bir öğreticisi, bir ustası vardır. Eğer sufi yolu bir öğreticisi, bir ustası olmadan yaşanmaya kalkar, öğrenilmeye kalkarsa insanlar yanlış noktalara gidebilirler. Eksikliklere ne yazık ki mazhar olabilirler. Bu noktada kendilerince nura gidiyorum derken nara gidebilirler. O yüzden tasavvuf bu noktada sufilik maddi manevi bir eğitim işidir. Eğitimsiz, maddi manevi, öğretimsiz, maddi manevi, ilimsiz bir sufi ne yazık ki şeytanın maskarası olacaktır. Bu ilimsizlik insana edepsizliği, edepsizlik insana kocaman bir cehaleti getirecektir. İlmi olmayan bir kimse ne yazık ki ve ne yazık ki kocaman bir cehalet çukurunda debelenir durur. Bu hangi meslekte, hangi meşrepte, hangi sanat dalında olursa olsun insanlar muhakkak ki maddi manevi o eğitime tabi olmaları gerekir. Eğitilmeye muhtaç insanın ilk işi kendisine yol gösterecek iyi bir eğitmen bulmasıdır. İyi bir eğitmen bulmasıdır. Bunun için az önce hocamın dediği gibi araştırmak, bunun için aramak, bunun için bu meselede irdelemek, sorgulamak, soruşturmak, bununla alakalı bilgi sahibi olmak zorundadır insanlar. Eğer bunun için insanlar ilk eğiticiyi ararken sorup sorgulamazlar ise, eğiticiyi ararken soruşturmazlar ise, eğiticiyi ararken bununla alakalı eğitmeye muktedir olup olmadığına dair ellerinde doneler olmazsa o kimse kendince kendi yolunu meçhule doğru götürüyor. Değerli dostlar, biz bir yakınımızı bir doktora götüreceğimizde en azından 5-6 kişiye telefon açar, onunla alakalı iyi bir doktor ararız. Eğer cerrahi bir müdahale olacaksa bunu en iyi ameliyat eden kim, onu araştırmaya koyuluruz. Eğer çocuğumuzu bir okula götüreceksek o okulun eğitimini, o okulda çocuğumuzu öğretecek olan öğretmenini irdeler sorgularız. Normal, reel hayatta. Tüccarlar bir yere mal satacaklarsa vadeli mal satacakları kimsenin, esnafın, çok affedersiniz, inini cibini araştırırlar. Haklarıdır da. Bankalara sorarlar. Bankalarda bir örgüt kurarlar. O bankalarda kurdukları örgütten o kimsenin çeklerinin ödenip ödenmediğini, yazılıp yazılmadığını sorarlar. Haklarıdır çünkü. İşte en iyi şekilde bir kimse kendince de bir öğreticiyi
arayıp sorması, bunu soruşturması, bununla alakalı elinde bir donenin, elinde bir delilin olması gerekir. Bunun maddi yani fikri platformu vardır. Bu söz konusu olan din ise o eğitmenin sohbetlerinde, hal ve hareketlerinde, davranışlarında, bu noktadaki kriterlerinde Kur'an ve sünnete uygun olması gerekir. Fiziki olarak, fiili olarak, fikri olarak o kimse Kur'an ve sünnetin olmazsa olmazlarına uygun bir noktada olması gerekir ki bu işin maddi tarafıdır. Bir de bir işin manevi tarafı vardır. Burası da bu yolda gidecek olanlar için olmazsa olmazdır. Bu da nedir? O kimsenin şekline, şemaline giremeyen, şeytanın giremeyen peygamberlerin veya peygamber varisleriyle beraber rüyalarında görülmesidir. Bu değişin nesidir? Bu değişin manevi boyutudur. Eğer bir kimse kendince bu noktada tasavvufi bir eğitim alacaksa bu iki araştırmayı ve bu iki önemli yolu kat etmesi gerekir. Hem maddi olarak hem manevi olarak o kimsenin bu noktada yetkili olduğuna, o kimsenin bu noktada öğretici olduğuna dair elinde muhakkak ki onun bilgiler manzumesi olması gerekir. Ki ondan sonra o kimse o yolda yürüsün, ondan sonra o kimse o yolun içerisinde belirli bir noktaya gelsin. Kıymetli dostlar, hiçbir ilim tecrübe edilmeden, tecrübesiz bir şekilde bir işe yaramaz. Siz istediğiniz kadar herhangi bir ilmi kitaptan okuyun. Yutun kitapları. Hocam bazen sohbetlerinde biz birbirimize böyle atıfta bulunuyoruz birbirimizin üzerinde. Bazen der, doktorsan hastaya dokunacaksın der. Hastaya dokunacaksın der. Hastayla konuşacaksın, sohbet edeceksin. Hastayla iletişim kuracaksın der. Doktorsan der. Benim çok hoşuma gider bu. Evet. Çünkü o doktor bununla tecrübe kazanacaktır. Şuramda bir ağrı var doktor bey dediğinde ağrılı olan yeri bastırıp nasıl olduğunu, ağrısız bir yerin nasıl olduğunu o doktor eliyle tecrübe etmesi gerekir. Eğer doktor eliyle onu tecrübe etmiyorsa, oran ağrıyorsa, apandisite sıkıntı vardır deyip bir hap yazıyorsa o doktor değildir. Diploması doktor diplomasıdır. Bir tasavvuf öğreticisi de kendisine gelen manevi noktada herhangi bir şeyi tecrübesi yok ise o onun içinden çıkamayacaktır. İşte okumak, sadece okumak meselede yeterli olunmadığını gösterir. Muhakkak ki tecrübe gereklidir. O yüzden bizim yolumuz belden gelmez. Yoldan gelir. Yoldan gelmesi şudur. O kimse hayatını bir tasavvufi ekolün içerisinde geçirmiştir. Geçirmekle mükelleftir. Eğer bir kimse babası şeyhse ve arkasında babasının malının mülkünün peşine düştüyse, babasının dükkanlarını çalıştırıyorsa, şirketlerini idare ediyorsa, babası vefat ettikten sonra aman şirketlerin başına kimse geçmesin deyip oğullarını şeyh olarak tayin ediyorlarsa veyahut da oğulları daha doğar doğmaz işte sizin gelecek şeyhiniz diyorsa bu değildir yol.
Böyle bir şey yoktur. Yol bu noktada tasavvufi öğreticiler yoldan gelmelidir. Onları muhakkak bir şeyhleri olmalı. O şeyhlerinin dizinin dibinde o öğretiyi almaları ve o öğretiyi tecrübe etmeleri gerekir. Eğer o öğretilerinde tecrübe sahibi değiller ise o kimseler hata yapacak. Nasıl tecrübe sahibi olmayan bir tıp doktoru teşhiste ve tedavide yanılacaksa, tecrübe sahibi olmayan bir tasavvuf öğreticisi de teşhiste ve tedavide yanılgıya düşüp insanları ne yazık ki maddi ve manevi olarak zarar verecektir. O yüzden kıymetli dostlar, Hazreti Mevlana da diğer büyük veliler, mürşitler gibi, diğer mutasavvuflar gibi, diğer yolcular gibi manevi bir yolculuğa çıkma iradesi gösteren kimselere bir mürşide intisap etmesi, bir kimsenin bir mürşide mürit olması gerektiğini söyler. O yüzden bir kimse tasavvuf yolunda yürüyecekse ona bir yol gösterici gereklidir. Bakın, ona bir yol gösterici gereklidir. Ona bir yolu tarif edecek kimse gereklidir. Ona bir nerede ne yapması gerektiğini anlatacak, nerede ne yapması gerektiğini söyleyecek, kopilotluk yapacak bir üstada ihtiyaç vardır. Arabayı kullanacak olan sizsiniz. Arabanın gazına basacak olan sizsiniz. Frene basacak olan sizsiniz. Viraja girecek olan sizsiniz. Çamura girecek olan da sizsiniz. Yanınızda bir kopilot var. Onu dinlerseniz, viraja burada 70 ile gir dediğinde vites küçültür, 70 ile girerseniz kaza yapma riskiniz aşağı inecektir. Kaza yapma riskiniz kaybolacaktır demiyorum. Kaza riski en minimize noktaya gelecektir. Yine kaza yapma riskiniz var. Kıymetli dostlar, bunları böyle konuşuyorum açık seçik. Kendi ayağıma kurşun sıkanlardan değilim. Ben ölümlüyüm. Arkamdan dost doğru bir yol bırakmak istiyorum. Hepimiz ölümlüyüz. 300 yıldan beri ehli tasavvufun içerisinde öylesine sıkıntılar var ki, 300 yıldan beri İslam dünyasının içerisinde öyle sıkıntılar var ki, 300 yıldan beri İslam dünyası o kadar hercümerç olmuş ki, bunları gördükçe, bunları yaşadıkça, birebir bunları tecrübe ettikçe bunların konuşulması gerektiğine inanıyorum. Belki de beni bu manada eleştirenler, kızanlar, hakaret edenler, ne bileyim tehdit edenler, hatta kafirliğime varıncaya kadar laf söyleyenler, namusuma varıncaya kadar laf söyleyenler olacaktır. Bu noktada denize taş atan tsunami'ye hazır olacak. Biz denize taş atan dalgaya, gümbürtüye değil, tsunami'ye hazırız. O yüzden bir derdimiz yok, sıkıntımız yok. Denizi de severiz, denizleri de severiz. Taş da atarız, gül de atarız. Olmadı içine cumburlop da girmesini de biliriz. Girdiğimiz zaman da canımız rahat eder orada. Tsunami olacaksa biz de onun içinde tsunami olur, nerelere vurulacaksa vururuz. Hiç sıkıntı yok. Ama bunların muhakkak konuşulması gerektiğine inanıyorum. Az önce hocam dedi ki İslam dünyasında birbirlerini katledenler. Evet. Din adına katledenler. Evet. Birbirlerinin arkasında namazda durmayanlar. Evet. Birbirlerinin arkasında namazlarının olmadığına inananlar. Evet. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenlerin birbirlerini tekfir ettiği, kafirlikle suçladığı bir İslam dünyası. Evet.
Ama Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde bir beytinde dediği gibi, karanlığa küfreden değil, karanlığa bir çırağı yakan, karanlığa bir lamba yakan olmak için yoldayız. O yüzden bizi sevecekler, sevmeyecekler derdimiz yok. Bizim peşimize düşecekler, düşmeyecekler derdimiz yok. Buradaki kardeşler, arkadaşlar isterlerse bizi reddedebilirler. Bu noktada sıkıntı yok ama muhakkak bunların konuşulması lazım. İşte Hazreti Mevlana da diğer mutasavvıflar gibi, diğer veliler gibi, diğer pir efendiler gibi, diğer sufiler gibi, ilk sufiler gibi bir yol eğiticisi ve öğreticisine, bu yolda gidecek olanlara şart olduğunu söyler. Ey gamlı, ey perişan adam! Ya bizim gemimize gir, ya o gemiyi bu gemiye bağla. Yani ey kendini bir şeye benzeten kimse, ey kendini yukarılarda gören, gel ya bu gemiye gir. Gemiden anladığım şey şu: ben Kur'an'ın kuluyam, Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyam. Kim bunun dışında bir söz söylerse, söylenen o sözden de, o kimseden de uzağım, beriyem dediğidir. Bu gemi Kur'an ve sünnet gemisidir. Gel bu gemiye gir, ya da bu gemiye gemini bağla. Kendini bu noktada din koyucu gibi görme. Kendini bu noktada Allah yerine koyma. Kendini Resulullah yerine koyma sallallahu aleyhi ve sellem. Var ya, kendilerini peygamber olarak atayanlar, iddia edenler, söyleyenler. Az önce hocam dedi ya, onlar kendi görüş ve düşüncelerini, kendi yazdıklarını bu Allah'ın kitabı derler. Evet, bana da ilham geldi, ben de nebiyim diyenler var. Hocam diyor ki, katılır mı katılmaz mı? Nasıl katılmayayım hocam? Kendisini peygamber ilan edenler var İslam dünyasında. Nebiyiz diyenler var. Kendisini İslam dünyasında bir gün Mehdi, bir gün ertesi gün değiliz diyenler var. Kendisini İslam dünyasında, dünya, bu alem hala da hayatına devam ediyorsa, yaşıyorsa benim yüzü su hürmetime diyenler var. Ben nasıl bunu reddederim? Reddedemem. İşte Hazreti Mevlana diyor ki, gel bu gemiye gir. Kendini bir şey görme. Kendini bir şey zannetme. Kendini din yolunda alim görme. Kendini din yolunda biliyormuş gibi görme. Kendini din yolunda kutupmuş gibi gösterme. Çok bilgiliymişin gibi, çok aktapmışın gibi gösterme. Ya bir gemiye gir, ya da kendi gemini bir gemiye bağla. Hazreti Mevlana diyor ki, gel bu gemiye bağla. Ben bunu Hazreti Mevlana'nın nefsine yormuyorum. Bu Hazreti Mevlana, çünkü kendisinin nerede durduğunu kendisi beyan etmiş. Ben Kur'an'ın kuluyum, Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum demiş. Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum. Çünkü o bir yol bıraktı. O yol ne? Onun sünnetleri. Sünnet yol demektir. Bakın, sünnet yol demektir. Hocamın sünnetidir örneğin. Bir konu anlatacaksa böyle işte perdeye o konuyla alakalı görüntüler nakleder. Genelde sohbetlerini öyle yapar. Ben tanıdığımdan beri öyle yapıyor. Genelde böyle yapar. Eğer böyle spontane geliştiyse ona söyleyecek bir söz yok. Ama öbür türlü böyle yapar. Hocanın sünnetidir bu. Yoludur yani. İşte o da diyor ki, ben onun yolunun tozuyum. Yol ne? Onun sünneti. O zaman diyor ki bize, gelin Kur'an ve sünnetin yoluna girin. Evet, devam ediyor. Ey hak yolunun yolcusu. Nerenin, hangi yolun yolcusuymuş? Hak yolunun yolcusu.
Hak yolunun yolcusu. Mevlana'nın yolcusu değil. Hak yolunun yolcusu. Hak yolunun yolcusu. Kendine pir seç. Bakın bu muhteşem. Kendine pir seç. Sen seçeceksin. Sen seçeceksin. Cüz-i iraden sana ait. Domatesi seçiyorsun ya. Kazağı seçiyorsun ya. Pantolonu seçiyorsun ya. Yoğurdu, peyniri seçiyorsun ya. Evleneceğin olan zaman evlenecek olduğunu seçiyorsun ya. Yoldan geçenle evlenmiyorsun ya. Ya kendine de pir seç diyor. Pir seç. Çünkü bu yolculukta pirsiz olursan pek büyük afetler, korkular, tehlikeler vardır. Bu sufi yolunda yürüyeceksen bu yolda tehlikeler vardır. Bu yolun çok defa geçtiğin bu yolda bile kılavuzsuz geçersen şaşırır kalırsın. Kendi kendine kibirlilik yapma. Çok sefer geçtiğin, gidip geldiğin yolda bu noktada hata yapabilirsin. O yüzden muhakkak ki bir bilene danış. Muhakkak ki ilmin olsun. Muhakkak ki Kur'an ve sünnet bilgin olsun. Her gün gidip geldiğin şeyde bir gün yanılabilirsin. Kendi kendine kar yağmış, yol kalmamış, iz kalmamış, ben Uludağ'da dağa tırmanacağım dersen yanında muhakkak yol bilen bir kimse olacak. Yoksa yolunu şaşırır, ondan sonra akutu arayacağım diye uğraşırsın. Ben nerede olduğumu bilmiyorum, gelin beni kurtarın. Bu neden kaynaklanıyor? Kendi kibirliliğinden. Bursa akut temsilcisi de soruyor. Niçin yanınıza yol bilen bir kimse almadan yürüyüşe çıktınız? Benim yanımda oluyor sohbet. Akut'taki de benim arkadaşım orada çalışan. Öyle bir denk geldik. Ondan sonra diyor ki niçin yanınıza bir bileni almadınız? Niçin kendi kendinize hareket ettiniz? Ha demek ki bilmediğin bir yolda gidiyorsan muhakkak yanına bir bilen alacaksın. Ya hiç görmediğin yolda ne olursun? Bildiğin yolda böyle oluyorsun. Ya görmediğin yolda ne olursun? Görmediğin yolda daha da sıkıntılar yaşarsın deyip inşallah önümüzdeki aya buradan kaldığımız yerden devam edelim. Sorularınıza da inşallah bakmış olayım. Babam içki içiyor ve ben onun içkiyi bırakmasını istiyorum. İçki içmeyince bize iyi davranışlarda bulunuyor. İçki içince ailemizde huzursuzluk oluyor. Sizce ne yapmalıyız? Yardım ederseniz sevinirim. İçki kötülüklerin anasıdır demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Bu noktada kıymetli dostlar, haramla iştigal eden kimselere müşrik ve şefkatli davranın. Bir kimse haramla iştigali var. Veyahut da farzları yerine getirmiyor. Bizim toplumumuzda bu çok. Bu tip davranışta bulunanları, bu tip kimselere bu fakirin tavsiyesi. Müşfik davranın, şefkatli davranın, merhametli davranın. Onlara güler yüzlü ve iyi davranın. Onlara sert ve kaba davranmayın. Dua edin. Onları bu haramdan, bu farzları işlememekten, tatlı tatlı nasihatler ederekten onların üzerinde ince 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 kaneviçe işler gibi işleyin. Biz de bunun, bu yol böyle uygulanmıyor. Biz böyle çok sert, çok kaba, çok böyle keskin, çok böyle çizgi dışı konuşmaları seviyoruz. Bu sefer de iletişim kopukluğu oluyor. O kimse tamamiyetle bize cephe alıyor. Tamamiyetle cephe almasıyla kalmıyor. Hatta küfri inadi bir şekilde daha da beterini yapıyor.
O yüzden bu konuda dilimiz, kalbimiz müşfik olmalı. Kalbi müşfik olmayanın dili de müşfik olmaz. Çocuğunuza yavrum hadi beraber namaz kılalım demek var. Sen namazını kılmıyorsun da sen böyle yapıyorsun da sen şöylesin de sen böylesin de demek var. Eşinize kadınlar erkekler hiç önemli değil. Müşfik, hadi aşkım, hadi canım beraber namazı kılalım demek var. Bunu erkekler kadınlara, kadınlar da erkekleri bir şey yaptıracağı zaman böyle davranıyorlardır büyük bir ihtimalle. Beni kandıramaz kimse de ama erkek milletiyiz, kanmazsak dahi birisi aşkım dese kalbimiz erir bizim. Kadınlar da aynı. Biz Adem'den itibaren biraz eksikliğimiz var ya. Havva nasıl Havva'ysa annemiz, nasıl Adem dediyse ona tıpış tıpış gitmiş. Artık elmayı mıydı, buğdayı mı hüpletti, ne yaptıysa yaptı, cennette isyanı çıkardı. Bu ayrı bir mesele ama sonuçta müşfik olursak birbirlerimize karşı problemlerimizi halledeceğimize inanıyorum. Osmanlı padişahları veli midir? Bunu Osmanlı'yı methetmek adına söylenir. İçlerinden veli olanlar olabilir, evliya olanlar da olabilir, olmayanlar da olabilir. Bunu böyle illaki Osmanlı'yı methedelim diye Osmanlı padişahlarının hepsini veli göstermek veyahut da Osmanlı padişahlarının o muhteşem yüzyıl dizisindeki gibi haremden çıkmayan bir kimlik ve kişilik gibi göstermek, ikisi de uç nokta. İkisi de uç nokta. Öyle bir kanun anlattılar bize, haremden çıkmamış. Ne kadar çok entrika varmış. Hiç izlemedim ama yani basından izlediklerim, haberlerden izlediklerim. Bunun gibi bir tarafta haremden çıkmayan bir kanuni, bir tarafta da bütün Osmanlı sultanları veliydi deme noktasındaki ifrat ve tefrit. 4. Murat için içki içerdi diyor bazı tarihçiler. Bunun aslı var mıdır? Olabilir. Yani 4. Murat'ın içki içmesi haram. İçtiyse, içmediyse iftira atıyorlar. 4. Murat içki içmiş. İyi. Düne kadar hangi cumhurbaşkanı içki içmedi ki? 4. Murat içince mi ayyuka çıkacak? Velev ki içmiş olsun 4. Murat. Haram mı? Haram. 4. Murat içti diye helal olacak değil ya. Veya bir başkaları içti diye helal de olacak değil. Bunları tartışmanın, bunları konuşmanın bize bir faydası yok. Bizim dini hayatımıza bir faydası yok. 4. Murat'ın hesabını benden sormayacaklar. Atatürk'ün hesabını da ben vermeyeceğim. İsmet İnönü'nün de vermeyeceğim. Celal Bayar'ınkını da vermeyeceğim. Ondan sonraki cumhurbaşkanları bugüne kadar Tayyip Erdoğan'ın da dahil ben vermeyeceğim hesaplarını. Haram işliyorlarsa hepsi de kendileri hesabına verecekler. Ne kadar helal işlediklerse helallarını da Cenab-ı Hak karşılıklarını verecek. Bize ne? Veyahut da bana ne? Ne katkısı var bize? Ama Türkiye'de sünni gündem yaratıp tartışmayı seviyoruz ya. Ben şimdi desem ki burada 4. Murat evliyadandır, velidendir. Kim bunu böyle söyler? Tiz kellesini getirir mi diyeceğim burada? Al bakalım. Çıktı muhabbet. Bir de Osmanlı padişahlarının hepsine veli diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Velilikle alakalı elimizde bir delil olması gerekir. Bu delil sadece bize aittir. Bir başkasına ait de değildir. Bunun veliliğinin hükmü nedir?
Bizim için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri rüyamızda bize diyecek ki bu veli kimsedir. Biz diyeceğiz ki evet, rüyamızda Hazreti Peygamber Efendimiz bunu söyledi bize, veli olduğunu. Sufilerin delilidir bu. O zaman diyeceğiz ki bu velidir. Ama bu sadece bizi bağlar. İkinci bir şahsı bağlamaz. Sen öyle inanırsın ama bu din değil. Üçüncü bir şahsı, ikinci bir şahsı bağlamaz. Sevdiğim insanlara samimi olarak canım diyorum. Bunda bir sıkıntı var mı? Ayrıca cancağızım ne demektir? Vallahi bunlar normalde aslında insanlar birbirlerine karşı gayet masumane kullanırlarsa bir sıkıntı yok. Ama bizim toplumumuz bu erdemlilikte değil. Öyle bir kadın bir erkeğe canım derse, bir erkek bir kadına canım derse sıkıntı yaşanabilir. Denmemesi uygun. Denmemesi uygun. Cancağızım diye söyleyenler Mevlevilerin dilidir. Mevleviler Mevlevi sufilerine can derler. Can denir onlara kendi dillerinde. Cancağızım dedi, benim canımsın sen demektir. Bunu da sevgi büyükten küçüğedir. Hadis-i şerifi mucibince bunu büyükler söylerler küçüklerine. Hadis-i şerif sevgi büyükten küçüğedir der. O yüzden bunu büyükler küçüklerine söylerler. Bir anne baba işte çocuğuna, bir erkek eşine, bir mürşit müridine bunu diyebilir. Veya bir büyük derviş bir küçük dervişe diyebilir. Namaz kılmayan birinin orucu ve zekatı kabul olur mu? Neden olmasın? Namaz ayrı ibadet, oruç ayrı ibadet, zekat ayrı ibadet. Ayrı ibadet. Namaz kılmayınca Cenab-ı Hak sen namaz kılmadın o yüzden orucunu orucunu kabul etmedin mi diyecek. Elimizde böyle bir delil mi var? Bunlar kendi içimizde halkın insanları namazı teşvik etmeleri için söylemiş oldukları sözler olabilir. Çocuklara yaramazlık yaptıklarında bağırmak günah mıdır? Bu durumda ne yapmalıyım? İstemeyerek kızıyorum. Bence çocuklarınıza bağırıp çağırmaktansa konuşmayı, tatlı tatlı anlatmayı, onlar yaramazlık yaptıklarında biraz sabretmeyi öğrenelim. Tasavvuf sohbetlerimize gelen ve ders almak istediğini söyleyen kardeşlere sorumlu görevli kişiler ders verebilir mi? Yoksa bunun öncesinde ders vermeden önce olması gereken bir şart var mıdır? Verebilirler ama bu noktada biz böyle sanki şöyle algılanıyor bazen, bundan rahatsızlık duyuyorum. Sanki insan toplamaya çıkmışız gibi algılanıyor. O yüzden biz böyle illaki taraftar toplar gibi sufi, derviş, mürit toplama noktasında değiliz. İşte ben zaman zaman geliyorum burada, gündüzleri de sohbette bulunuyorum. O zaman da ders verebiliriz ama önemli olan ders almak değil. Rüyanızda, rüyalarında görenler ders alırlarsa hangi topluluk olursa olsun daha az hata yapacaklarına inanıyorum. Allah da sizi sevsin inşallah. Kadınlar mezarlığa gidip dua edebilir mi? Evet. Bununla alakalı ama normal hocam, çünkü Mekke döneminde yasaklanmış bir hadis-i şerif var. Mekke döneminde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kadınların kabristanlara gidip ziyaret etmelerini yasaklıyor. Çünkü Mekke dönemi müşrik, müşrik olduğundan dolayı mezarlıklar ziyaret yok. Medine döneminde serbest bırakılıyor. Kadınlar mezarlıkların içerisinde dolaşmayacaklar yalnız. Aynı Allah tarafından yaratılan insanlar ve aynı şekilde Allah'a kavuşacaklar. Bunu biliyoruz da neden sınıf farkı? Allah tektir ve hepimizi yaratan ama eşitlik yok, neden? Eşitlik olmaz ki hiçbir zaman. Allah kiminizi kiminizden üstün yarattı. Herkesin kapasitesi aynı değil. Herkes aynı kapasitede çalışmıyor. Kendisini aynı kapasitede de geliştirmiyor. O yüzden eşitlik ilkesi yoktur insanların arasında. Adalet vardır.
İstat seçerken istihare yapılması uygun mudur ve istihare nasıl yapılır? Yani normalde ben size şimdi istihare yapmanın şeklini, sünnettekini söylesem kaç kişi yapabilir? İki rekat namaz kılar o kimse, namazın sonunda istihare duasını yapar. Kalbine gelen şey istiharesidir onun. Öyle rüyaya yatılmaz. Sonradan bunu değiştirdiler, rüyaya yatırmaya indirdiler. O millet şimdi bunu yapıyor, iki rekat namaz kılıyor. Bu böyle sonradan olma bir şey. Hadis-i şeriflerde böyle tarif edilmemiş. Sünnet-i Resulullah'ta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin tarif ettiği şey şu. Bir konuda şüpheye düşerseniz, şüpheye düşmek nedir? Araştırdınız, soruşturdunuz, baktınız, bakıştırdınız ama kalbinizde bir şüphe var. Bunu izale etmek için iki rekat namaz kılıp siz Allah'tan zikirle ve namazla yardım dileyiniz. Ayet-i kerimesinin tecelliyatı. İki rekat namaz kılıp Allah'tan münacat edip yardım dileyip kalbinize gelen ilk şeye göre davranmak. Kalbiniz ne kadar temiz ise. Mürşid-i Kamil'in müridinin kalbinden geçeni bildiği söylenir. Bu doğru mu? Böyle söylerler. Bize de böyle söylüyorlardı. Bize de böyle söylüyorlardı. Ama bunu böyle kat'i, herkesin kalbinden geçeni bilir demek, şer'i açıdan, yani İslam fikriyatı açısından uygun değil. Bir kimsenin bunu kendi üzerinden beyan etmesi hiç uygun değil. Ben sizin kalbinizden geçenler bilirim demek kadar cahilane bir söz olmaz. Allah bizi affetsin. Cenab-ı Hak birisinin kalbinden geçeni birisinin kalbine bildirebilir. Sahih bir hadiste şöyle buyuruluyor. Hazreti Ayşe validemize iftira atılıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, eğer öyle bir günah işlediysen derhal tevbe et buyuruyor. Validemizin günahsız olduğunu inen bir ayetle sabitleniyor. Buradan alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin kendi hanımının kalbinden geçenleri bilmediği gözüküyor. Hal böyleyken mürşit nasıl kalpten geçenleri biliyor? Ya normalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de iki halde var. Cenab-ı Hakk'ın bildirmediği haller de var, bildirdiği haller de var. Cenab-ı Hak bildirirse bilmedi. Veliler de üç aşağı beş yukarı aynıdır. Cenab-ı Hak onların bildirirse onlara bilecekler. Bildirmezlerse onlar da bilmeyecekler. Ama bunu kat'i böyle söyleyenler hata yapıyorlar. Ben sohbetinize ilk kez katılıyorum. Ben panik atak hastasıyım. İlaçlarla tedavi olamadım. Önereceğiniz bir şey var mı? İlaçlara devam edeceksiniz. Ama bu noktada da etrafınızda sizin isniatifinizin dışında gelişen olaylara böyle selametle yaklaşacaksınız. Etrafınızda, sizin etrafınızda, sizin dahliniz olmadığı olaylarda sükunetle davranmayı öğreneceksiniz. Panik atak olan insanlar direkt böyle hemen birden büyük sevinç, birden büyük korku, birden büyük üzüntü, birden büyük bir sıkıntı, birden büyük bir mutlulukla karşılaştıklarında dengeyi bozan insanlar genelde. Bu bir nezle hastalığı gibi. Ben hep hastalıkları nezleye benzetirim. Biz hastalıklarımızı büyüttükçe onlar bize karşı galip olurlar. Hastalıklarımızı tedavi ederekten kendimizi küçülttükçe yenmemiz daha kolay olur. O yüzden burada bizim toplumumuz sonradan bu daha da artacak. Bu tip hastalıklarla karşılaşmaya başladılar. Çünkü Allah'a güvenlerini yitirdiler. Kendilerine güvenlerini yitirdiler. Her şeyin, etraflarında dolaşan her şeyin Allah'tan olduğu inancını yitirdiler. Şükretmemek, hamd etmemek,
devamlı daha fazlasını isteme hastalığına tutulduk hep beraber. O yüzden panik ataklarımız, şekerler, tansiyonlar, kolesteroller, çabuk sinirlenmeler, öfkelenmeler, çabuk üzülmeler, çabuk kırılmalar hepimizin içerisinde oldu. Biraz kendimizle barışalım. Biraz etrafımızla barışalım. Biraz, bir adım. Göreceksiniz ki hayat biraz daha farklı olacak. Çocuklarınızla, eşinizle, işinizle, anne babalarınızla, etrafınızla biraz barışın. Başınıza gelenlerle de barışık olun. Bir rahatsızlık geldi. Bununla barışın. İşte bana diyorlar ki ne yapıyorsun? Ben diyorum ki şekerimi seviyorum. Şekerim şekerim benim diyorum. Ben gülüyor herkes. Normalde onunla barışmazsam ben kendi kendimi çökerteceğim çünkü. Yok hayır. Ben onunla barışayım. Şekerden uzak durayım. O da benim bende fazla yükselmekten uzak dursun. Unlu mamullerden uzak durayım. O da benden uzak dursun. Böyle geçinip gidelim. Bundan isyan edersem, sıkıntı yaparsam ben rahatsızlığımı büyütmüş olacağım. Velilik ile Allah'a vuslat olmak aynı şey midir? Böyle söylerler kabul etmem ben kendimce. Allah'a vuslat bir ütopyadır. Allah'a yakınlık diyelim buna biz. Muhakkak yakin olan hep vuslatı gözetecektir. Ben bunu anlatan güzel bir şey, çok hoşuma gidiyor. Anlatırken de hoşuma gidiyor. Hani tefsirlerde öyle geçer. Geçmiş ahitte de, ilk eski ahitte de, yani Musa aleyhisselam Tevrat'ında da öyle geçer. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da böyle dua ederken bulutumsu bir şeyin içerisinde Allah'la konuşuyordu o esnada. Ve konuşurken öylesine kendisini yakın hissetti ki dedi ki seni görebilir miyim? Cenab-ı Hak da dedi ki ya Musa şu dağa bak dedi tecelli edeceğim. Bazı rivayetlerde bak tecelli edeceğim dayanabilirse görebilirsin veyahut da sen göremezsin ama ancak bak şuraya tecelli edeceğim deyince Musa aleyhisselam bayıldı kaldı. Bu böyle bir şey. Bir kimse ne kadar yakin olursa o kadar onun vuslat aşkı depreşecektir. Bu kaçınılmaz sondur. Bir erkek bir kadına ne kadar yakınsa yakınlaştıkça yakınlaşmak isteyecektir. Bir kadın da bir erkeğe ne kadar yakınsa yakınlaştıkça yakınlaşmak isteyecektir. Bu da buna benzer bir şeydir. Bir kul Allah'a ne kadar yakınlaşırsa yakınlaştıkça daha da yakınlaşmak isteyecektir. Daha da yakınlaşmak, daha da yakınlaşmak isteyecektir. Ve onun içerisinde bir vuslat düşüncesi, vuslat ütopyası oluşacaktır. O yaklaştıkça şöyle diyecektir. Her şeyim senin olsun. Ama bir taraftan da şunu diyecektir. Her şeyim benim olsun. Bu kaçınılmaz sondur. O yüzden vuslat hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmeyecektir. Ben insanı kendi suretimde yarattım. Alemi de Adem'in suretinde yarattım. Nasıl ki bir kadınla bir erkek ne kadar yaklaşırlarsa yaklaşsınlar ve hangi hali yaşarsa yaşasınlar asla tam bir vuslata erişemezler. Erkekler, hiçbir zaman bir kadın tamamiyetle sizin olmayacaktır. Kadınlar, hiçbir zaman hiçbir erkek tamamiyetle sizin olmayacaktır. Her iki taraf olması için var gücüyle mücadele bu yolda canhıraş çalışacaklardır. Doğrudur.
Bu Allah'la kul arasında da üç aşağı beş yukarı aynıdır. Hiçbir zaman tam anlamıyla bir kulun Allah'a vuslatı gerçekleşmeyecektir. Niçin? Allah zamandan, mekandan, her şeyden münezzehtir. Ve Cenab-ı Hak hiçbir şeye benzemez. Öyle olunca bu yolculuk ebediyen devam edecek olan bir yolculuktur. Ben tasavvufu, sufiliği bu dünyalık görmem. Sufilerin yolculuğu öte dünyada da devam edeceğine inanırım. Yarım kalmayacak. Gördüğümüz rüyanın rahmani mi yoksa şeytani mi olduğundan nasıl emin olabiliriz? Rüyalarınızı salih insanlara anlatınız. Hadis-i şerif. Özel bir klinikte çalışıyorum. Gelen her türlü hastaya tercih ettiği yol ayırt etmeksizin işlem yapıyoruz. Geçen bir hastam yatacak yerimiz yok dedi. Bu konuda beni yatacak yeriniz yok dedi. Ben bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. Onun için öyle görülmüş demek ki. Arkadaşlar, bir kimsenin üzerine hükmetmek Allah'a ait. Kimin yatacak yeri var, kimin yatacak yeri yok? Allah biliyor. Mahşer çok renkli olacak. Mahşer çok renkli olacak. Bilemiyoruz. Ben bazen etrafıma diyorum ki ya mahşer çok renkli olacak diyorum ya. Rengarenk olacak. Hatta bunu böyle imamlar için söylerler. Ben bunu sufiler için, ehli tasavvuf için devşirdim, değiştirdim. Hani bir mahalleden cemaat bakar cehenneme girer. Bir bakar ki mahallenin imamı da orada. Der ki ya hocam hadi ben neyse. Değil mi? Der ki sen ne arıyorsun burada? Hani cehennemde. İmam der ki sus altında müftü var. Ben bunu sufilere devşirdim. Bir gün hani bir şey oldu. Dedim ki dervişler gelecekler. Beni görecekler cehennemde. Diyecekler ki ne arıyorsun burada? Diyeceğim susun altında şeyhim var. Allah muhafaza eylesin. Şey efendim şeyhim öyle bir kimse değildi de ben kendim için bunu söyleyeyim. Bunu bir ara normalde bu minibüslerle milleti götürüyorlardı ya hani bu ergonokonla alakalı. Herhalde dedim sıra böyle gelirse bize de gidecek galiba dedim ben. Bizi de ergonokoncu diye götürecek bunlar dedim ben. Sıra bize geliyor galiba dedim. Milleti böyle tuttuklarını götürüyorlardı ya. Allah bizi affetsin. O yüzden soru şeydi ne o? Yatacak yerin yok diye. Sen öyle bir şey olursa gönder asıl yatacak yeri olmayan benim. Mevlana Mesnevisinde şöyle söylüyor. Şems'in hanımı kimya kayıptı. Şems'in odasına girdiğimde hanımın yanında onları oynaşırken gördüm. Bir zaman sonra Şems'in yanına girdim. Hanımı yoktu. Bu işin hikmetini sordum. Şems şöyle dedi diyor ve ekliyor. Benim her ne ihtiyacım varsa Allah-u Teala o surette benim yanıma gelir ve ihtiyacımı giderir diyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Hazreti Şems'e sormak lazım. Güzelle yatan bilirmiş. Onunla yatan o. Ben nereden bileyim şimdi Şems böyle bir şey yaşadı, yaşamadı. Mürşidimi arıyorum. Yani bunu normalde bu ara çok sormaya başladılar. Şimdi böyle söylesem bazı şeyleri anlatsam diyeceksiniz ki şatahat yapıyor. Gece evinizin içerisinde dolaşan birisini görürseniz ne yaparsınız?
niye girmezsiniz bir daha? Ev kiralıksa derhal değişir. Kendinizse derhal satılır. Kadınlara desem ki kocalarınızla yatıyorsunuz. Adam gece birisiyle konuşmaya başladı. Allah için söyleyin. Her gece konuşmaya başlasa adamdan korkmaz mısınız? Göndeririz değil mi? Evet. Öyle şeyler soruyor ki insanlar. Karşılaştıklarında neyle cevap, ne yapacakları belli değil. Bir gün kendim anlatmak istemiyorum ama berberde tıraş oluyorum. Bizim de o zaman için bir berber arkadaş var. Sanki milimetreyle kesiyor saçımı sakalımı. Ben diyorum abicim çabuk bitir. 1,5 saatte bitiriyor. Bir de Allah affetsin her gece bir taraflardayız böyle. Hani her gün bir yere konmak ne güzel. Her gün bir yerden göçmek ne güzel demiş ya. Sanki beni söylemiş. 2 gece üst üste bir yerde değilim ben. 2 gün üst üste de bir yerde değilim. Hava bozuyor demek bende böyle 2 gün üst üste olunca bir yerde herhalde köhneleşiyorum ben orada. Ne bileyim tembelleşiyorum galiba. Hani uyuklamışım, uyukladığımda sohbet edip konuştuğumu biliyorum. Ama kendimi durduramıyorum. Bir de durdurmayı da düşünüyorum, yok durmuyor. Bizimki makası, tıraşı bırak, kapıyı da kapat, bırak beni orada git. Ben kendime geldim, böyle baktım, berberdeyim. Toparladım, berberdeydim zaten dedim. Ama berber yok. Baktım, dükkanı kapatmış, kapının önünde duruyor bu. Seslendim. Rengi beti benzi atık bir şekilde içeri girdi. Ne oldu dedim, konuşuyor muydum dedim ben. Evet dedi. Çok mu bağırdım yoksa dedim ben. Hayır dedi. Devam et dedim ben. Kesmiyor böyle. Abicim toparla sen makineyle dedim hadi. Bitsin işim benim dedim. Şimdi soru ne? Şems kimya ile berabermiş. Hazreti Mevlana yarım saat, 15 dakika, 5 dakika kapının önünde durmuş. Tekrar içeri girmiş. Kimya yok. Ben sizin içinize bir soru işareti atayım da bu geceyi bitireyim. Kimya 6 ay sonra öldü ya. Gittikten 6 ay sonra öldüğü söylendi. Kimyanın annesi babası da belli değil. Yok. Kimya var mıydı ki? Mürşidimi arıyorum. Hacet namazı yol gösterici olabilir mi? Olur. Mürşidimi bulmamda hayırlı dualarınızı beklerim. Allah en hayırlısını versin inşallah. Aşık olmak haram mı ya da günah mı? Aşık olmamak haram. Sevmemek haram. Hazreti Mevlana aşıklıktan payı olmayanın eşekten farkı yok demiş. Ne çekiyor? Ben kendi nefsim için söyleyeyim. Ne çekiyorsam aşksızlardan çekiyorum. Ne çekiyorsam sevgisizlerden çekiyorum. Ne çekiyorsam. 53 yaşındayım. Ne sıkıntı gördüysem aşksız ve sevgisizlerden gördüm sıkıntıyı. Ne problem yaşadıysam vallahi da billahi da tillahi da aşksız ve sevgisiz insanlardan yaşadım. Ne yaşadıysam. Kim aldattıysa beni de hep seni seviyorum diyenler aldattı.
Sizi de aldatacak olanlar seni seviyorum diyenler aldatacak. Bir başkası değil. İnsanları kandırmanın en kolay ve en ucuz yolu seni seviyorum. En iksirli yolu seni seviyorum. En muhteşem yolu seni seviyorum. Hele bunu bir adama söylerseniz adamın ayakları yerden kesiliyor. Yürüyüşü değişiyor. Yürüyüşü değişiyor. Böyle pejmurda kelepir adam muhteşem bir adama dönüyor. Veya pejmurda kelepir bir kadın bir adam ona seni çok seviyorum desin. Kadın kraliçe oluyor. İksir. O yüzden aşık olmamak haram. Vuslat yeni bir vuslata hamile midir? Bunlar süslü sözler. Süslü, harika sözler. Ama realitesi yok. Bunu söyleyen kimse vuslatın V'sinin noktasını yaşamış olsaydı, vuslatın V'sinin noktasını yaşasaydı veyahut da çok seviyorum dedi Allah'a, on adım yaklaşsaydı, bunu yazabilecek aklı kalmazdı. Bunu yazabilecek aklı varsa o kimse, aşıklıktan payı yok. Hakkınızı helal edin. El Fatiha'dan salavat.